Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da Smatron'u kişiselleştirmekten bahsetmek istedim. Zaten çok açık değil kişiselleştirmeye. Ama ufak tefek değişiklikler yapabiliyoruz. Onu da göstermiş olayım diye. Buradan bir part kısmına giriyorum. Part kısmına girdiğimizde ilk önce yukarıda gördüğümüz default ayarlarda gelen menümüz bulunuyor. Ben bu menüyü özellikle hani kullanmadığım dediğim bir şeyler varsa basit olarak direkt buradan kapatabiliyorum. Şuradan datumu kapatabiliyorum. Buradan başka bir şey açıp kapatabiliyorum. Bunları tabii hepsini teker teker kendi isteğime göre düzenleyebiliyorum. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Mesela yüzey komutlarını kullanmıyorsam burada durmasının bir anlamı yok. Kapatabiliyorum. Zaten kapattığımda anında şuradan gidiyor. Görüyorsunuzdur. Ya da mezur. Yani ben bir ölçü almayacaksam ya da ne bileyim ihtiyacım hiç olmuyorsa ya da bir tuş ataması yaptıysam onu orada durmasına gerek yok diyorsam buradan kapatabiliyorum. En kısa yoldan. Aynı şekilde açmak için de basabiliyorum bunlara. Yani şimdi hepsini aynı anda kullanmaya çalışırsak acayip bir doluluk oluyor. Böyle programda aşırı derecede komut olduğu için yükleniyor da yükleniyor üst üste. Ya yani bunun yerine o an neye itip böyle bunu açmayı unutmuşum. O an neye ihtiyacımız varsa onu kullanmak daha mantıklı bence. O yüzden ben hepsini açma taraftarı değilim. Zaten böyle kim çizim yapabilir ki? Onun yerine ihtiyacım olanları tamamen açma taraftarıyım. Buradan ilk önce datum. Dişlere gerek yok. Görüntülerimiz. Main views. Alt dizayna gerek yok. Katı komutlarımız. Olmazsa olmaz. Şu anlık ilk etapta yetecek yani yeterli olan komutlar bana kalırsa bunlar. Eğer ben kendime özel bir satır açmak istersem de onu da bu şekilde halledeceğim. Sağ tık geliyorum şuraya boşluk bir alana. Sağ tık geliyorum. Customize Toolbars menü. Buraya geliyorum. Burada Smatron'da gördüğünüz bütün komutlar var. A'dan Z'ye hepsi bu menünün içerisinde. Ben bu komutu buraya koymak isteyeceğim. Koyduğumda gelmiyor. Neden? Çünkü bir satırı, ona bir toolbar açmadık. Hemen geliyoruz. Burada kendi toolbarımızı kendimiz oluşturuyoruz. Mesela ne diyeyim? Deneme diyeyim ben. Bir tane deneme diye toolbar oluşturdum. Zaten buraya direkt geldik gördüğünüz üzere. Şimdi bunu düzenlemek istediğimde de aynı şekilde işte alıyorum. Düzenlemek istediğim şeyi atıyorum oraya. Hani sürekli kullanacağım bir komutsa onu oraya atıyorum. Mesela şunları da atalım. Aynı şekilde bu default halde gelen satırları da değiştirebiliyoruz. Çıkarmak istediğimizde zaten gördüğünüz üzere böyle attığımızda silinip gidiyor. Satırdan çıkıyor. Aynı şekilde burada da aynısını yapabiliyoruz. Mesela ben hiç kullanmadığım bir tane açayım. Şuradan toolbar'dan. Yukarıda olsun. Mesela bu view diyelim mesela. Bu view'e girdim. Bu view'de şu komutu ben hiç kullanmıyorum. Ama hepsini kullanıyorum. Ben onun yerine başka bir şey eklemek istiyorum. Aynı şekilde atıyorum. Ekliyorum. Bu şekilde kendinize özel kişiselleştirmeler yapabiliyorsunuz. Onda herhangi bir sıkıntınız olmaz diye umut ediyorum. Buradan çıktıktan sonra bizim ya sol tarafta ürün ağacımız var. Bu ürün ağacını da aynı şekilde istediğiniz gibi tutup sürüklediğinizde ya bu, hani oklara getirdiğinizde zaten size gösteriyor işte yukarıda kalsın. Aşağı indireyim. Sola gitsin, sağa gitsin. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Boyutunu da aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada açılır kapanır da yapabiliyorsunuz. Ben tabii açık olarak kullanma taraftarıyım. Aynı şekilde bu arka plan, çizim yapacağımız arka planı da düzenleyebiliyoruz. Bir nebze de olsa daha doğrusu. Bu arka plana gelmek için şurada ben buna ayarlar diyorum. Ayarlara girdiğimizde Color and aynen burada. Color and Steels. Burada normalde sizde böyle gelir. Bembeyaz.
Bu bir müddet sonra insanın gözünü yorabiliyor. Ben de o yüzden arka tarafı softlaştırmak için iki renk kullanmayı tercih ediyorum. Öyle bastığımda zaten iki renk geliyor. Ama siyahın aşağıda olmasını isteyince de bu tuşa basarak Flip Color Direction dediğimde ikinci rengi aşağıdan yukarı geçişli bir şekilde size sağlıyor. Aynı şekilde şuradaki yüz ses için. Bizim zaten her şeyimiz bu yüz ses üzerinden ilerleyecek. Bu yüz ses'e de girdiğimde aynen girmişim. Yani boylarını ayarlayabiliyoruz. Small, medium, large, very large. Aşağı yukarı çıkabiliyoruz. Very small. Bu şekilde. Bu sürekli bütün çizimlerimizde bu yüz ses olacağı için ben small olarak kullanmayı tercih ediyorum. Hani kimi bu tabii kişisel zevk değişebilir. Siz very large olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca başka programlar kullananlar için Smartron'da kullanım için kontrol tuşuna basmanız gerekiyordur. Hani kontrol tuşu olmadan şöyle bir kapatayım burayı. Kontrol tuşu olmadan ben bunu çevirmeye çalışsam dönmüyor. Dönmeyecek de. Çevirmek istediğim zaman kontrol tuşuna basıp çevirmeye başlıyorum. O zaman dönüyor. Ama atıyorum ben başka bir program kullandım ve kontrole basmak istemiyorum. Oradaki şeyi yapmak istiyorum. Tuş atamalarını yapmak istiyorum. Onun için de aynı şekilde burada ZPR diye bir klasörümüz var. Oraya geldiğimizde burada kendi atamalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde işte scroll'um ileri gittiğinde zoom ya da uzak hani zoom yapsın ya da in zoom yapsın, out zoom yapsın diyebiliyorsunuz. Kontrol tuşuna hiç basmayayım diyor biliyorsunuz. Veya burada hazır konfigürasyonlardan seçebiliyorsunuz. Hani diğerlerinin kullanımına göre oradan seçip ilerleyebiliyorsunuz. Ondan sonra burada kişiselleştirme ile ilgili zaten pek fazla bir şey yok. Olan hani kişiselleştirmeye kapalı gibi bir söyleyebilirim Smartro. Anlatacaklarım bu kadar.